Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan, Hatay Deniz Otobüsü'nün ilk seferi izlenimlerini değerlendirdi. Girne'de Hatay heyetinde yer alan Çalışkan, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre ile yaptığı görüşmeleri aktardı. Törenin, nasıl ki İsrail'le Filistin'in, Azerbaycan'da Ermenistan'ın tek devlet olması mümkün değilse, Kıbrıs'ta da hiçbir şekilde Rumlarla tek devletin mümkün olmayacağı görülmelidir sözlerini aktaran Çalışkan, Kıbrıs'ta huzur, güven ve gelecek kaygısı olduğunu söyledi. Törenin, Yunan fanatizmi bize güç veriyor ifadesinin Kıbrıslılara güç verdiğini aktaran Çalışkan, Kıbrıs'ın ana vatana bağlılık, Rum ve Yunanlılarla barış olmayacağı, bu gidişle Akdeniz'in tamamen Yunan gölü haline getirmeye çalıştıkları tehlikesini ısrarla dile getirildiğine dikkat çekti. Kıbrıs halkının Türkiye'den maddi manevi destek beklediğini de sözlerine ekleyen Çalışkan, Kıbrıs'ın barış adası olması Türkiye için de bir güvencedir. Adaya sahip çıkmak, Türkiye'nin İzmir-Hatay ekseninden öte yok olmasını önleyecektir. Kıbrıs, Kıbrıs'tan ibaret değildir. Akdeniz tümüyle elimizden gitmeden Kıbrıs'a sahip çıkılmalıdır uyarısında bulundu.